Evet sevgili 10. sınıf arkadaşlar hepinize selamlar. Artık 10. sınıf olduk, 9 geride kaldı ve bizler artık tam anlamıyla birer liseliyiz ve liseli olmanın bizlere verdiği bazı sorumluluklar var. Bunları birbirimize hatırlatma vakti. Yaz tatilinde neyi nasıl yaparsak ve ne kadar yaparsak yaz tatili bizim için o kadar anlamlı olur. Şöyle artısıyla eksileriyle, hobileriyle, akademik çalışmalarıyla güzelce bir değerlendirelim. Evet sevgili arkadaşlar, 10. sınıf bizim için artık bir şeylere karar vermenin vaktinin geldiğini düşündüğümüz bir yıl. Niye böyle söylüyorum? Biliyorsunuz YKS diye bir sınava gireceğiz ve bu sınav iki önemli oturumdan oluşuyor. Birisi TYT, diğeri ise AYT. TYT dediğimiz sınavın ilk oturumu 9. ve 10. sınıf konularını kapsadığı için ve çok önemli bir kısmımız da 9. sınıfı birazcık dinleneyim, zaten ileride çalışacağız, tempoya gireceğiz diye düşündüğümüz için ne yaptık? 9. sınıfta birçok istediğimiz şeyi tam anlamıyla dört dörtlük gerçekleştirememiş olabiliriz. Bunu yapan arkadaşlar da var çünkü yorumlarını mutlaka okuyoruz. Bu yüzden onlara da buradan selam olsun. Şimdi hepinizi ilgilendiren şeyler söyleyeceğim için ve çoğunluğun yazı hatta yazdan öncesini tam olarak istediği gibi gerçekleştiremedikleri için şöyle geniş anlamda bir konuşalım istiyorum. Sevgili arkadaşlar, şu yaz dönemi özellikle kendimizi bulmak, kendimizin ne olduğunu bilmek, neyi istediğimizi belirlemek için oldukça önemli. Çünkü 10. sınıf aynı zamanda bir alan seçimi dönemi biliyorsunuz. Arkadaşlar sayısal mı seçsem, eşit ağırlık mı okusam, sözel mi benim için iyi, acaba dil bölümü mü seçsem diye alternatifleri böyle zihninden geçiriyor ama ben birçok öğrencinin şu hataya düştüğünü de görüyorum. Evet, popüler mesleklerin önemli bir kısmı sayısal bölüme ait ama sizin matematik altyapınız yoksa, fizik, kimya, biyoloji ile aranız 9. sınıfta hiç ama hiç iyi değilse sayısal bölüme orada iyi bölümler var diye göz kırpmak neden? Şimdi bu arkadaşlara lütfen sayısal seçmeyin, eşit ağırlık ve sözel sizin için daha iyi olur da demiyorum. Ancak neyi, ne zaman, nasıl, niçin seçtiğimizi de bilirsek gelecek planlamamızı, kariyer planlamamızı da böylece etkili yapmış oluruz. O yüzden YKS hazırlığında olan öğrencinin henüz bu adımları tamamlamamışken kendini farklı bir alan içerisinde bulması, sonradan alan değiştirmeye çalışması, belki kazandıktan sonra üniversitesinde bölümünü beğenmeyip alternatif bölümlere yönelip tekrar sınava hazırlanma isteği vesaire vesaire gibi durumlar maalesef kariyer planlamasının şu anda ne kadar önemli bir noktasında olduğumuzu ve bunun da aslında pek farkında olmadığımızı bizlere gösteriyor. Arkadaşlar bu yüzden sizlere bazı tavsiyelerim var. Lütfen çevrenizdeki insanlarla görüşün, görüş alışverişinde bulunun. Hangi mesleği istiyorsunuz? Sizce sizler o mesleği onların nazarında nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Tabii ki onların düşünceleri sizi şekillendirmede etkili olsun ama en büyük karar vericiler onlar olmasın. Çünkü bazen gözünüzde gerçekten kestirdikleriniz, kendinizi inanılmaz bir şekilde bir yerde hayal etmeniz ama çevrenizin buna inanmaması da onların söylediklerini geçerli kılmıyor. Çünkü böyle hikayeler çok gördük. Bazı öğrencilerimiz kafaya bazı meslekleri koyup bunları gerçekleştirip çok başarılı bir şekilde bu meslekleri icra da edebildiler. Bu yüzden kendinizi iyi tanımalı, ihtiyaçlarınızı iyi belirlemeli ama çevrenizin de görüşlerini inanılmaz bir şekilde umursamalısınız. Çünkü özellikle aldığımız bazı yönlendirmeler, fikirlerine saygı duyduğumuz bazı insanların bize yapmış olduğu söylemler gelecekteki mesleğimizi keşfetmemizde inanılmaz bir şekilde bizlere yardımcı olabilir. Bu yüzden alan seçimi ile alakalı bu yaz içerisinde bazı araştırmalar yapabilirsiniz. Bu internet araştırması olabilir, çevrenizdeki insanlarla konuşmalar olabilir. Merak ettiğiniz meslekleri icra eden kişilere mail atma, sosyal medyadan onlara yazma ya da gidip onlarla gerçekten tanışma şeklinde de gerçekleşebilir. Alan seçimi ile alakalı bu adımları atmanızın haricinde bu yaz bazı becerileri edinmenizi isteyeceğiz. Çünkü 11'den 12'ye geçerken, 10'dan 11'e geçerken, 12. sınıf yaklaştıktan sonra, yani aslına bakarsanız sınava yaklaştığımız zaman dilimlerinden bahsediyorum, bizim için birçok şeyi kendimizi keşfetme adına yapamayacağımız anlamına gelecek olan seneleri kucaklıyor gibi olacağız. Ne demek istiyorum? Birazcık böyle kalabalık bir cümle gibi oldu ama yani arkadaşlar kendimize ayıracak vaktimiz biraz daha az olacak. Bu yüzden bu yaz mevsimini de bu yüzden iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Mesela ben otomotiv sektöründe iyi bir yerde olmak istiyorum ya da mühendislikle alakalı bilgi sahibi olmak istiyorum. Evet, bununla alakalı belki staj diyebileceğimiz minik işler, bunların peşinden koşabilirsiniz. Bununla ilgili bir yerlere başvurabilir ve bu konuda harekete geçebilirsiniz. Bu yüzden özellikle bu yaz mevsiminde de alan seçiminizi belirleyecek şeyleri yaparken aynı zamanda harekete geçebilmeyi de unutmazsanız sizin için çok daha keyifli olacaktır bundan sonraki süreç. Şimdi gelelim akademik kısmına işin. Arkadaşlar özellikle 9. sınıfta TYT'nin önemli bir kısmını tekrardan halledebilmemiz gerekiyor. Özellikle matematik dersini ben oldukça önemli görüyorum. Sayısal da olsanız, sözel de olsanız, eşit ağırlık da olsanız matematik dersi gerçekten bir gerçek. Bu derste başarılı olmak durumundasınız. Hocam ben gerçekten matematikten hiç haz etmiyorum. Ben sözel okuyacağım. Matematik neredeyse olmasın dediğiniz zaman bile sözel arkadaşlardan öne çıkmak için yine arkadaşlar matematik çözmeye ihtiyacınız olacak. Çünkü sözel bölüm okuyan öğrencilerin birçok kısmı
matematikle alakalı çalışma yapmak istemeyecek ve sizler de bunları yaparsanız rakibinizin yapmadığını yapmış olur ve bu alanda birkaç sıfır öne geçersiniz. Bu yüzden TYT'nin de önemli bir kısmını yaz sonuna kadar planlamalı ve bununla ilgili de harekete geçmelisiniz. Yaz sonuna kadar da özellikle sabahtan öğleye kadar ki vakitlerden bahsediyorum. Biraz oturur, ders çalışır, bununla ilgili bir plan dahilinde, bu çok önemli. Çalışırsanız 10. sınıfta sizin için çok kıymetli bir şekilde başlamış olur. Evet, sizler 10. sınıfta neyi nasıl yapmak istiyorsunuz? Bunlarla ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum ve oldukça da merak ediyorum açıkçası hedeflerinizi. Evet, yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.